Bu ders dersimizde Oracle Dual tablosunu inceleyeceğiz. Dual tablosunda bilmemiz gereken şey bu tablonun aslında var olan diğer tablolardan çok farklı ve üzerinde insert, update, delete gibi herhangi bir işlem yapamıyor olmamız. Bunu mutlaka iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Peki bu neyde işimize yarar? Bu sadece Oracle içerisinde bazı matematiksel ve karakter bazı da sorguları çalıştırmakta bize sadece yardımcı tablo görevi görür. O sorgularda da aslında hiçbir pek yararı olmasa da bu SQL standardını oluşturmakta bize fayda sağlıyor. Örneğin bu dual tablosunun yapısını inceleyeyim ilk olarak. Yapısını desk dual sorgusuyla görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi dummy isimli bir kolona sahip ve bunun veri tipi varchar 2. İçerisinde de bir maksimum bir karakter alan bir kolon görüyoruz. Peki bunun içerisinde hangi verilerin olduğunu görmek için select yıldız from dual sorgusunu oluşturuyorum ve gördüğünüz gibi dummy isimli sütun içerisinde bir x değeri var. Sadece tek bir kayıt, tek bir sütun, tek bir değer. Bu x değeri bize sadece şu an Oracle instansının çalışıyor olduğunu haber verdi. Aksi halde bu x değerini hiçbir yerde kullanmayacağız. Hiçbir işimize yaramayacak. Bu olay bize nerede lazım olur? Örneğin Oracle DBA olarak görev yaptığımızı varsayarsak bir veri tabanı yöneticisi Oracle instansının çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekir. Sürekli kontrol eder. Bunu en kolay yolda neyle yapabilir ve en performanslı şekilde? Tabii ki dual tablosuna bir sorgu çekerek select yıldız from dual sonucunda eğer x değeri dönüyorsa Oracle instansı çalışıyor demektir. Eğer bu x değeri dönmüyorsa ve karşılığında hexadecimal bazı değerler dönüyorsa demek ki Oracle instansı çalışmıyor. Bir şekilde bir yerde sorun var. Bunu düzeltmek gerekiyor diye düşünerek bu sorgunun faydasını görmüş olur. Bunun yapısını inceledik ve içerisinde x değerinin olduğunu gördük. Peki başka ne işimize yarayabilir? Demiştik select sorgusunda yapıyı tamamlayıcıdır. Yani örneğin burada select sistem tarihini, sistem date'ini almak istediğimiz bir sorgu yazacağız. Select SYS date from dual diyoruz. Bu dual'i yazmak zorundayız. Bunun zorunda olmasının sebebi SQL standardını bozmamak amaçlandığı için bu şekilde. Biz de SQL standardını bozmamış oluyoruz ve sistemin tarihini bu şekilde almış oluyoruz dual tablosuyla. Gördüğünüz gibi sistem tarihini verdi bize. Peki başka nerede yarayabilir? Örneğin bir de user bilgisini alalım. Şu an hangi kullanıcıda bağlanıyoruz? HR kullanıcısında bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi bize HR kullanıcısına gönderdi bu sorgu sonucunda. Yani ayrıca bir de tamamlayıcı SQL standardını bozmamak için tamamlayıcı tablo görevinde görüyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki başka ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi select toChar diye bir tarih işlemi var. Bu tarih işlemin de karmaşık bir tarih işlemi diye görünüyor. Bunu da işleyelim. Ve gördüğünüz gibi bu tarihin gününü verdi bize. Ve burada da bize yardımcı rol oynamış oldu. Peki başka ne iş yapılabilir? Gördüğünüz gibi bir iş daha yapıyor. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme her işi yapıyor, yapabiliyor. Çok da yetenekli bir tablo. Şimdi 4 ile 4'ü çarpalım ve bunu da ekrana bir alias yani farklı bir isimle, tablo ismiyle yazdıralım. Gördüğünüz gibi çarpma işlemi sonucu 16, 4 ile 4'ü çarptı ve bize sonucu gönderdi. Gene dual tablosunu kullandık ve gene bize bir faydası dokundu anlamına geliyor bu. Bu dual tablosunun üzerinde insert, update, delete, alter gibi herhangi bir işlem yapamayız. Hiçbir şekilde dokunamayız, silemeyiz, değiştiremeyiz. Sadece bu şekilde select sorgusu, desk
desk sorgusuyla yapısını öğrenebiliriz. Select'le içeriğini görebiliriz. Bu da Oracle instansının çalışıp çalışmadığını anlayabilmek için. Aksi halde yani Select hariç herhangi bir sorgu çalışmaz. Bu şekilde çok kullanacağınız tablo olduğuna eminim.